İsmi Behlül'dür abi. Zaten Behlül'e ben... Bihteri nerede onun? Onu o memlekette. Biz kestirdik ya. Kurbana geleceğiz herhalde. Biraz keselim güzel olsun. Behlül'e götürün. Allah'ıma gelmiş. Söyle. Buna 145'e götür. Ya 9 kilo ya. Neredeyse. Bak hemşerimsin, ağırlısın, verim sana. 115. Azdır. 140. 115. 140. İn aşağıya. 5 almayayım 35. Ya ben 5 verdim 120. Senin hatırına bak. 120. Arda getirmiş 9 kilodur. Yok abi 120. Bak senin hatırına. Benim hatırıma 120. 130'a al. 130'a al. Hayrını gör. Pazara 100 tane hayvanla geldik. Müşterilerimizi bekliyoruz. Hayvanlarımız bütün sağlık raporları hazırdır. Hiçbir eksiğimiz yoktur. Yani çok hijyenik bakılmış. Yani arpa besisi. Çok kaliteli hayvanlardır. Ağrı'dan geliyoruz. 25 tane hayvan getirdik. Hayvanlarımız, biz her sene Ağrı'da satıyorduk. Bu sene dedik kurbana götürelim. Biz de millete bir şey yaptık dedik. Bir kurbana biz de gidelim. Yoğunluk abi, biz buraya bir sene buraya geldik. Buranın tam yoğunluğunu biz bilmediğimiz için hani şu ana kadar memnunuz yoğunlukta ama fiyatlar, maliyetleri koyduğumuz zaman kurtarmıyor. Yani Ağrı'daki fiyatları çıkarmıyor. Ve en düşük hayvan 55 liradan başlıyor. 140 liraya kadar hayvan var bu pazarda. 150 liraya kadar da var. Fiyatına, kilosuna göre değişiyor. Böyle bir şey, ben buraya yeni geldim. Şunu fark ettim. İnsanların %70'i son güne bıraktı. Son gün gelirim, acaba milletin elinde kalır mı? Mesela onu daha uyguna alır mıyım? Milleti biraz da zor durumda bırakmak şeyine giriyor bu. Hani kurbanını önceden alsa insanlar, hem satıcı için hem alıcı için daha iyi olur. %85-90 bitti hayvanlar. Şu müşteri kapasitesine baktım. Gelip giden müşterilere baktığımda %80'de alıcı var şu anda. Millet almıyor, son güne bırakıyor. Son günde de bu fiyatta yansır, patlama olur burada yani. Aynen öyle. Çünkü millet son güne bırakıyor. Genelde böyle gözlem yaptığımız için son güne bırakan çok var. O da son günde hayvan az olduğu için fiyatlar bayağı yükselir. Şunu söylemek istiyorum, bunu fırsata çevirmesin insanlar. Sen kurban kesiyorsan Allah rızası için kesiyorsun. Adam geliyor burada fiyatını yarı yarıya vuruyor diyor. Nasıl olsa diyor bir fiyat belirleyeyim. Son gün gelir elinde kalır alırım. Bunu yapmaları yanlıştır. Sen bunu kurban amaçlı kesiyorsan onun parasına değil de satıcıyı da zor durumda bırakmam amaçlı önceden alsalar daha iyi olur. Şu anda erken ama bizim iyi şu an şükür. Büyükbaşağı için %80'i sattık dediler abi. Küçükbaşağı'nın durum geçerli mi? Küçükbaşın satışları daha yeni başladı ama biz de daha yeni başladı satışlarımız. Devam ediyor. Şu an bende 150 tane var. Koç. Koç değil mi? Dişi hayvan sokmak yasak pazara zaten. 8 liradan 14-15. Koçun ağırlığına göre yani. Kilosun etine göre. Büyük yani kilolu koçlar. Yani 80 kilo canlı ağırlığı olan bir koçun fiyatı 14-13. O aralarda dönüyor. Son günde kurban düşer dedikleri olay şu. Koçu seçildikçe bu sefer yine aynı 8 liralık 10 liralık koçlar kaldığı için millet sanıyor ki koç düşüyor. Düşmüyor aslında. Hayvan seçiliyor. İyisini aldıkça biz gene aynı dediğimiz paraya, gene ufaklarını gene aynı paraya veriyoruz yani. Gene değerlendiriyoruz. Çeçe. Kaçe. Görüyor musun abi? Ne oldu? Buraya tekrar yazdım.
çarptı bir şey oldu veya hayvanda bir şey oldu. Onun için 5250 de o zamanki iyi hayvanın senin ha.